Ülagühan yalnız benim için değil. Dişimizle, tırnağımızla kurduğumuz gönül köprülerini yıkmak, kanımızla, canımızla yeşerttiğimiz umutları söndürmek için ordusunu üzerimize yollayacaktır. Arıkbukan'ın Ülagühan'a malumat göndermesine mani olmamız icap eder. Bunun için de sana yarar malumat vereceğiz Ertuğrul Bey. Bu malumat elimize yeni geçti. Engörü yolu üzerinde bir kervansarayın Hülagü'nün casuslarının buluşma yeri olduğunu öğrendik. Casuslardan gelen türlü malumatların burada toplandığını, sonra da Hülagü Han'a gittiğini tespit ettik. Tespit ettiğimiz bu şer yuvası ile ilgili bilgilerimiz tüm malumatıyla bu pusulada yazılıdır. Bu tam da ihtiyacımız olan malumattır. Alplerimi tez buraya göndereceğim. Arıkbukan'ın gönderdiği malumatlar bu kervansaraydan asla çıkmayacak. Ne pahasına olursa olsun Hülagü Han'a ulaşmasına müsaade etmeyeceğim. Lakin Moğolların casusu Anadolu'dan ibaret değildir. Bir şüphen mi vardır Ertuğrul Bey? Bugüne dek Berke Han'la kurduğumuz tüm irtibatlardan Hülagü Han haberdar olmuştur. En son Berke Han'ın casusu Torum Tayı'nda buraya geldiğini öğrenmişlerdir. Bütün bunlar tek bir şeye işaret eder. Berke Han'ın yakınlarında Moğollardan bir casusu vardır. Bizim de bu yönde çok kuvvetli şüphelerimiz vardı. Şimdi sana çok mühim bir vazife daha düşmektedir Ertuğrul Bey. Berke Han'ın casusu Torum Tay ölmüştür. Hem de bizim topraklarımızda. Bu vaziyet Berke Han'ın canını sıkacaktır. Bu meseleyi gayrı casuslarla, elçilerle müzakere etmek olmaz. Berke Han'la irtibatı temin eden hep sen oldun. Bu sebeple hem onun yanındaki Moğol casusu açığa çıkarmak için hem de ittifakımızı hayırlı bir neticeye bağlamak için Berke Han'a bizzat senin gitmen yerinde olacaktır. Yol üzerinde de, yolda varacağın yerde de seni türlü zorluklar beklemektedir Ertuğrul Bey. Ulu ve kutlu mücadelelerin yolu da, tuzağı da çetin olur. Çetin yollarda çatal yürekli yiğitler ister. Yol ne kadar karanlık ve puslu olursa, onu bertaraf ettikten sonra parlayacak zafer şavkımız da o kadar şanlı olur. Cümle mazlumlar bizden bir kurtuluş ışığı bekler. O çerağı yakmak bizim boynumuzun borcudur. Bu uğurda en çetin vazifeleri yüklenmek de bizim için şereftir.